başında tek bir adam olur mu? Yargının önünde ön yargı olur mu? Memleket elden giderken tutturdular başkanlık. Ne kaldı ki satacak? Bitti arpalık. Millet geçim derdindeyken tutturdular başkanlık. Ne kaldı ki satacak? Bitti arpalık. Memleket deyince, özgürlük deyince, adalet deyince, Muharrem ince, laiklik deyince, eşitlik deyince, yiğitlik deyince, Muharrem ince. Memleket deyince, özgürlük deyince, adalet deyince, Muharrem ince, laiklik deyince, eşitlik deyince, yiğitlik deyince, Muharrem ince. Çatma hukukun üstünlüğünde kaldık. Altının gramının altında kaldık. Gözlerimiz dolarken terör şehitlerine dolar biriktirenler elinde kaldı. Gözlerimiz dolarken terör şehitlerine dolar biriktirenler elinde kaldı. Memleket deyince, özgürlük deyince, adalet deyince, Muharrem ince, laiklik deyince, eşitlik deyince, yiğitlik deyince, Muharrem ince. Memleket deyince, özgürlük deyince, adalet deyince, Muharrem ince, laiklik deyince, eşitlik deyince, yiğitlik deyince, Muharrem ince. Canını sahneye davet edeceğiz. Barış deyince, umut deyince, kardeşlik deyince, sevgi deyince, güven deyince, özgürlük deyince, adalet deyince ve en yüksek cesur yürek Türkiye'nin gururu Cumhurbaşkanımız Muharrem İnce hepinize sevgilerini sunuyor. Denizli Muharrem İnce'yi bağrına basıyor. Denizli tamam diyor. Tamam diyor. Tamam mı gari? Yetti mi gari? Yetti. Başaracak mıyız? Başaracağız. Bu iş bitmiş. Bu iş bitmiş. Şimdi bakınız. Gerçekten 16 yıldır milletvekiliyim. Gerçekten bugün sayısız miting yaptım. Sayısız salon toplantısı yaptım. Sayısız konferanslara gittim. Bugün Denizli'de şehir içinde gördüğümü ve bu alanda gördüğüm coşkuyu hiçbir yerde görmedim. Her gittiğim yerde şunu diyorlar. Umutlarımızı tazeledik. Umutlarımızı yaşarttık. Tıpkı 1977'de rahmetli Ecevit'in aynı rüzgarını görüyoruz diyorlar. Türkiye'de birbiriyle çelişen bir açıklama var. Bakın açıklama şu. Biz diyor ekonomiyi düzelttik. Türkiye'de diyor istikrar var. İstikrar. Acele etme bak, acele etme. Nasıl yalan konuştuklarını anlatacağım. Bir, istikrar var diyor. İstikrar var dedikten sonra dönüyor buraya geliyor. Türkiye'nin beka sorunu var diyor.
Yani istikrar olan bir yerde gelecek sorunu olur mu? İstikrar varsa mutluluk vardır, huzur vardır, refah vardır. İstikrar varsa gelecek sorunu, beka sorunu olmaz. Meydanlara çıkmış, ey CHP diyor. Köprü yaptın mı? Köprü yaptın mı? E ben sana sorayım. Sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? Peki, sana bir soru daha sorayım. Sen hiç tekel yaptın mı? Sen hiç tüpraş yaptın mı? Sen hiç petkim yaptın mı? Ya sen sattıklarının hesabını ver. Onları kim yaptı? Sen mi yaptın? Sen hiç araç muayene istasyonu yaptın mı? Bunların hiçbirini sen yapmadın. Satıyorsun milletin malını. Bak alanlara sesleniyorum. Ucuza kapatanlara sesleniyorum. 24'ünde bu devletin başına Muharrem İnce geliyor ona göre. Ona göre. Şimdi bakınız, bakınız. Sağcı solcu yok. O defteri kapatıyoruz. Yok, bitti o iş. Meydanlarda Nazım Hikmet'ten de şiir okuyacağız. Mehmet Akif Ersoy'dan da şiir okuyacağız. Hepsinden. Hepsi bu toprağın insanı. Artık sağcı solcu değil. Bir büyük uzlaşma, bir büyük şemsiye, bir büyük birlik, bir büyük dirlik olacak. Ne onun adı? Cumhuriyet, cumhuriyet. Çocuklarımız, geleceğimiz, derdimiz bu. Bakın, 70'li yıllarda rahmetli Ecevit'in bir sloganı vardı. Toprak işleyenin, su kullananın derdi. Aramızda çiftçiler var. Çiftçilere sesleniyorum. Çiftçiler parmak kaldırır mı bir? Evet çiftçiler. Çiftçi kardeşlerim, bir köylü çocuğu olarak sizi selamlıyorum. Size bir soru. Tapular, tapular, o düğünden kalma büfenin içinde mi, bankada mı? Tarlalar ipotekli ya. Tarlalar ipotekli. Tapular nerede? Bankada duruyor. Demek ki toprak gitmiş elinizden. Su kullananın diyor. Su sizin mi? O da sizin değil. Onu da aldılar elinizden su birlikleri. Allah'ın izni milletin isteğiyle 24 Haziran'dan sonra topraklarınız da sizin olacak, suyunuz da sizin olacak. Bakın manifesto açıklıyor manifesto. Bana diyorlar ki sen ne zaman açıklayacaksın? Ben bu ülkeyi yönetmeye adayım. Henüz bu ülkeyi yönetmedim. Manifesto demek gelecek bildirgesi demektir. Yani gelecekte ne yapacağını söyleyeceksin. 16 senedir memleketin canını okumuşsun. Şimdi çıkmışsın, terörü bitireceğim, enflasyonu indireceğim, faizleri düşüreceğim. 16 senedir senin elini tutan mı var? Niye yapmadın? Niye yapmadın? Onu ancak ben söylerim. Sen söyleyemezsin. Benimkisi gelecek bildirgesi olur. Seninkisi iflas belgesi olur. İflas. AVM ekonomisi çökmüştür. Devlet, şirket, vatandaş borç altındadır. Saltanat, komisyon, şatafat, haraç, kayırmacılık dönemini bitireceğiz. Refah dönemine geçeceğiz. Refah, huzur dönemine geçeceğiz. Onların en büyük
çılgın projesi İstanbul'u ortadan bölüp hafriyat çıkarmak olabilir. Olabilir. Benim projem huzur. Huzur gelecek memlekete. Bakın, inşaat yapmak kolay iştir. Ufak iştir, ufak. Ya birinci köprüyü Demirel yaptı rahmetli. 50 sene önce yaptı. İkinci köprüyü Özal yaptı. 40 sene önce yaptı. Üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı. Dördüncü köprüyü de İnce gelir yapar. Bu problem değil. Ama problem ne biliyor musunuz? Problem gönüllerde köprü kurabilmektir. Gönüllerde. Edirne'den Hakkari'ye gittim. Edirne'de aynı böyle kalabalık bir miting yaptık. Oradan Hakkari'ye gittim. Hakkari'de İzmir Marşı eşliğinde Türk bayraklarıyla miting yaptık. Hakkari'den Edirne'ye gönül köprüsü kurduk. Sonra Trabzon'a gittim, Rize'ye gittim. Rize'de miting yaptık. Rize'den Antalya'ya geçtim. Rize'den Antalya'ya bir gönül köprüsü kurdum. Şimdi 81 milyona AK Partili kardeşlerim, size de sesleniyorum. Size de huzur gelecek, size de hep birlikte. Ayrım gayrım yok. Rövanş almak yok. İntikam yok. Hakaret yok. Gelecek tasarımı var, gelecek. O meydanlarda, o meydanlarda tezek desin. O meydanlarda çöp desin. O meydanlarda pislik desin. Yuhlamayın, yuhlamayın. Benim cumhurbaşkanlığımda o da huzurlu ve emekli bir cumhurbaşkanı olacak. İstediği kadar çöp desin. İstediği kadar pislik desin. Asla cevap vermeyeceğim. Testinin içinde ne varsa ağzından o akar. Ne diyeyim? Cevap vermeyeceğim. Bakın ben geleceğe bakıyorum, geleceğe. Evlatlarım, öğrencilerim, kardeşlerim, çocuklarım. Ben sizin geleceğinizi düşünüyorum, sizin. Türkiye'nin geleceği bu seçim. Kadınlar ve gençler. Bu seçimi kadınlar ve gençlerle alacağız. Kadınlar ve gençler. 16 yıl sonra diyor ki bana oy verin, memleketi kurtarayım. Bakın özetini söyleyeyim, özetini. Memleketi bu hale düşürenler memleketi bu durumdan kurtaramazlar. En işler acısı olan durum ne biliyor musunuz? En işler acısı olan durum medyanın hali. Üzülüyorum onlara. Üzülüyorum. 24 Haziran'dan sonra övgüler düzecekler de yani üzülüyorum. Şimdi Türkiye'de bir hükümetin medyası var. Televizyonlar, gazeteler, bir de milletin medyası var. Çıkarın şu akıllı telefonları hadi. Hepiniz. Çıkar çıkar çıkar. Kimlerin var? Bir kaldır havaya. Bir salla bir görelim. Evet. Herkes canlı yayına geçsin şimdi. Herkes. Herkes canlı yayına geçsin. Bakın. Dünyada böyle bir yöntem yok. Bu Muharrem İnce ve arkadaşlarımın fikri. Bizim ekibin fikri bu. Ama sosyal medyayı çıldırttınız yani. Haberiniz olsun. Hadi canlı yayın hepiniz. Hazır mı canlı yayın? Yapıyor muyuz? Hadi hep birlikte. Şimdi bakın. Şimdi Sayın Erdoğan çıraklık dönemim dedi. Sonra kalfalık dönemim dedi. Sonra ustalık dönemim dedi. Ben Denizli'den son dönemini söylüyorum.
emeklilik dönemi. Emekli cumhurbaşkanlarının maaşı bayağı iyi. Geçim sıkıntısı çekmez, merak etmeyin. Hani bazı belediye başkanlarına metal yorgunluğu var sende diyor ya. Bence metal paslanması var. Paslanma var. İşletme körlüğü var, işletme körlüğü. Bu iş bitmiş. Yani insanlar bu işten sıkılmış artık. Değerli arkadaşlarım, Türkiye bütün kurumlarını tek bir adama teslim etmiş. Memleketin geleceği bir kişinin emrinde. Böyle bir yapı sağlıklı bir yapı değildir. Tek adam gibi düşünmeyen herkes terörist. Onun gibi düşünmüyorsan terörist. Benim size projem şu. Her eve iş, her aileye ev. Her eve iş, her aileye ev. Bunu birlikte başaracağız. Bundan hiçbirinizin kuşkusu olmasın bakın. Şimdi gelelim Denizli'ye gelelim, Denizli'ye. Tekstile gelelim, hazır giyime gelelim. Türkiye olarak bizim dış dünyayla rekabet edebileceğimiz ve bu konuda iddialı olduğumuz, en fazla ihracatımızın olduğu sektör. Bunu korumamız lazım. Hani bir bakan çıktı dedi ya, tekstil 3. dünya ülkelerinin işidir, bizim işimiz değildir dedi. Böyle bir şey olamaz. Tekstilden vazgeç, pancardan vazgeç, tütünden vazgeç, şekerden vazgeç. Sonra ne olacak? Üretim ekonomisi çökecek. Böyle bir yapı olmaz. Siz tütün ekerdiniz. Benim de çocukluğum tütün tarlalarında geçti. Anam o zifirli elleriyle yemek hazırlardı bize. Ben o tütün tarlalarının o zifirin acısını çok iyi bilirim. Yok oldu gitti. Değerli Denizliler, bakın yeniden üretim ekonomisine dönmek için bizim tekstile teşvik vermemiz lazım ve hazır giyime teşvik vermemiz lazım. Teşvik versek de dış politikamız doğru olmazsa, önüne gelen her devletle kavga edersek tekstili çözemeyiz. Önce onurlu, başı dik, tutarlı bir dış politika. Ey Almanya, ey Hollanda diye bağıran bir cumhurbaşkanı değil. İlkeli siyaset uygulayan bir cumhurbaşkanı. Eğer dış politikamız kötü olursa, Avrupa Birliği ülkeleriyle, Rusya'yla kötü olursak, uçağı sen düşürdün, ben düşürdüm yarışta girersek, Denizli'deki tekstil sektörü bundan etkilenir. Peki, teşvik vereceğiz de, teşviki neye göre vereceğiz? Üretimin yapıldığı yere göre vereceğiz. Denizli'li buradan başka yere gitmeyecek. Üretim nerede yapılıyorsa teşviki oraya vereceğiz. Peki bu sektörde başka sorunumuz ne? Tasarım sorunumuz var. Bir de markalaşamama. Markamız yok. Marka yaratamıyoruz. Ve tasarım sorunumuz var. Marka yaratamayınca mecburen ne yapıyorsun? Üretici de fasona dönmüş oluyor. Peki ne yapacağız? Bir, tasarıma ve markalaşmaya önem vereceğiz. İki, firmalara Avrupa'da, Rusya'da, Orta Asya'da dükkan tutmaları için kira yardımında bulunacağız. Onları büyütmek için, onların markalaşması için, onların uzmanlaşması için, tanınan bir firma olmaları için Türkiye'de 3 tane tasarım ve moda akademisi açacağız. Türkiye'de 3 tane tasarım ve moda akademisi. Birini, bu 3 akademiden birini Denizli'ye açacağız. Girişimcinin
nitelikli eleman sağlayabilmesi için üniversite sanayi işbirliğini geliştireceğiz. Dış politikanın gereksiz gerginliklerine son vereceğiz. İstikrarlı bir ekonomi ve döviz politikası uyguladığımızda bu sorunların üstesinden geleceğiz. Ayrıca TOBİ'lerin Exim Bank kredilerine ve KOSGEB desteklerine daha kolay ulaşmalarını sağlayacağız. Bütün bunları yapacağız. Mesela yine Denizli ile Milas Güllük Limanı arasındaki demiryolu bağlantısını ister sanayi ürünü için olsun, ister tarım ürünü için olsun mutlaka bu demiryolu kuracağız. Türkiye'nin sorunlarına ciddi kafa yoran insanlar olarak ekonomiyi tartışacağız. O meydanlarda hala camilerden ahır yaptılar yalanını anlatsın. Ben ekonomiyi anlatacağım, ben geleceği anlatacağım. Bakın, ekonomi iyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor? Bir takım rakamlar var. İyi gidiyor diyor. Ekonomi iyi gidiyor da döviz niye yukarıya gidiyor? Ekonomi iyi gidiyorsa borsa niye aşağı gidiyor? Gelişmiş ülkelerde enflasyon %3. %3. Türkiye'de %11. 10 değil 11. Nisan ayında sadece bir aylık enflasyon 1,87. Cari açık 53 milyar dolar. Peki madem her şey iyi de bu rakamlar niye böyle? Onu ekonomiyle, matematikle anlatamıyoruz. Bilimle anlatamıyoruz. Ancak Kemal Sunal filmleriyle anlatıyoruz. O ne biliyor musunuz? Hani Kemal Sunal filmlerinde iki hasta gider doktora. Biri sağlıklıdır, biri hastadır. Biliyorsunuz değil mi? Şeyler karışır, tahliller karışır. Ölecek olana sağlam olana ölecek raporu verirler ya. Bunların verdiği bu rakamlar var ya, Avrupa devletlerinden birinin rakamları. Tahliller karışmış. Evet. Tahliller karışmış. Tahliller karışmış. Bakın, TOBİ'ler kara alıyor. Büyük holdingler borçlarını yeniden yapılandırılmış. Yani hastaya dönersek kolesterol tavan yapmış. Şeker fırlamış. Tansiyon fırlamış. Yakında kalp krizi kapıda. Söylemedi demeyin. Kalp krizi kapıda. Bakın bizim işimiz. Bunu nasıl çıkaracağız? İşin içinden nasıl çıkaracağız? Nasıl kandırıyorlar sizi? 2012, 2013, 2014, 15, 16. Bu yıllarda büyüme 2 ile 4 arasında gezmiş. %2,9 büyümüş. 3,8 büyümüş. Bu aralarda gezmiş. Ne olmuş da 2017'de 7,4 büyümüşüz? Ne oldu? Doping oldu. Doping. Doping yaptılar. Bakın, doping doğal olana aykırıdır. Doping zararlıdır. Dopingin yan etkisi vardır. Hastaya, ayağa kalkamayacak olan bir hastaya doping ilacı verirseniz ayağa kaldırırsınız ama ciğerlerine zarar verirsiniz. Böbreklerine zarar verirsiniz. Beygire bile doping yapınca yarışını iptal ettirirler. Beygire bile. İşte Türkiye ekonomisine inşaata yüklenerek ve ayrıca orada kredi garanti fonunu kullanarak Türk ekonomisine doping yaptılar. Bu dopingin zararını çekeceğiz ileride ki çekmeye başladık. İşte dopingin yan etkisi enflasyondur.
Dopingin yan etkisi yükselen dövizdir. Dopingin yan etkisi yüksek cari açıktır. Bozulan mali dengedir. Gelir adaletsizliğidir. Bunların hepsi kapıdadır. Bakın hiç gerek yok. Ekonomi diploması olan birisi rahatlıkla anlayabilir. Diploman varsa anlarsın. İlla ekonomi diploması şart değil. Anlarsın. Şimdi ben size ekonomiyi halk dilinden anlatayım. Halk dilinden. Halk dilinden ekonomi. Halk dilinden ekonomi şu. Maaşı aldın. Bordroyu alacaksın. Televizyonun altına koyacaksın. Mayıs maaşı. Bordroyu koyacaksın. Maaşı aldığın gün bak ambulans. Ambulans. Yukarı tarafa ambulans. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Vallahi Denizli fena. Denizli fena. Denizli fena. Adamın uykularını kaçırır burası. Vallahi uykularını kaçırır. Sarayda da 1150 tane oda var. Uykun kaçtı mı gez babam gez. Sabaha kadar ancak gezersin sana. Şimdi bakın. Basit ekonomi anlatımı. Ekonominin iyiye gidip gitmediğini oradan anlarsın. Maaşı aldın. Bordroyu televizyonun altına koy. Sonra markete git. Yarım kilo peynir, yarım kilo zeytin, bir ekmek, çay al, tuz al, şeker al. Onun da fişini al. Onu da o maaş bordrosunun yanına koy. Bir sene sonra yine maaş bordrosunu al. Yine aynı gün bakkala git, markete git. Çay, şeker, tuz, peynir al. Koy ikisini yan yana. Maaş ne kadar artmış? Peynir, şeker ne kadar artmış? Eğer maaş fazla artmışsa işler iyiye gidiyor demek. Eğer peynir fazla artmışsa batıyoruz demek. Anladık mı? Ekonomi bu. Ekonomi bu. Hangisi fazla artıyor? Peynir mi, maaş mı? Şimdi Muharrem İnce, ben AK Partiliyim, sana oy vereceğim çocuklarım için. Ne yapacaksın da, neden sana vereyim? Neden oyumu sana vereyim? Bir, ekonomiyi düzeltmek için önce yargıyı düzeltmemiz lazım. Yargı düzelmeden ekonomi düzelmez. Düzelmez. Ne yaparsan yap düzelmez. Dışarıdan tırlarla para getir. Hazıra dağlar dayanmaz. Yine düzelmez. Önce bağımsız bir yargı. Tarafsız bir yargı. Önce çay toplamayan bir yargı. Denizlilere sözüm olsun. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı olduğumda yüksek yargının toplantısına gittiğimde o yargıçlar ayağa kalkmayacak. Kalkmayacak. Namuslu, onurlu, tarafsız yargıçlar bulacağız. Bana soruyor, Tayyip Erdoğan'ı yargılayacak mısın? Hayır. Hayır. Benim işim değil. O yargının işi. Ben bağımsız, adil bir yargı düzeni kuracağız. O yargı gerekirse beni, gerekirse Erdoğan'ı yargılayacak. Beni de yargılayacak. Niye korkuyoruz ki? Neden korkuyoruz? Niye korkalım? Ben korkmuyorum. Önce bağımsız bir yargı. Hukukun üstünlüğü. Bunu kurduktan sonra yabancı yatırımcı Türkiye'ye güven duyacak. Burası diyecek, adil bir yargısı var. Burada hukukun üstünlüğü var. Buraya yatırım yapayım diyecek.
İkincisi bu. Üçüncüsü, liyakat esas olacak, liyakat. Yani Merkez Bankası'na ya da ekonomiyle ilgili diğer kuruluşlara bir büro atarken CHP'li mi, şu mu bu mu diye bakmayacağız. Bu işi iyi biliyor mu, bilmiyor mu? Liyakata bakacağız. Dördüncüsü, ideolojik saplantılara bağlı kalmayacağız. Bir diğeri, üretim ekonomisini kuracağız. Parti rozetini çıkardım. Oraya geleyim. Arkadaşlar, pek çok milletvekilimiz burada. İki de büyükşehir belediye başkanımız var. İzmir ve Muğla büyükşehir belediye başkanlarımıza, Aziz Kocaoğlu ve Osman Gür'üne birer alkış alalım. Şimdi önceden olsaydı milletvekillerini de tanıtırdım. Çünkü o zaman yeniden milletvekili seçileceğim için grup başkan vekili falan oluyordum. Şimdi milletvekiline aday değilim. Cumhurbaşkanlığına adayım. Arkadaşları tanıtmıyorum. Kusura bakmasın. Yaşa, helal olsun. Vallahi doğru. Öyle değil mi? Evet, öyle. Şimdi bakın. Bakın. Şimdi neden rozetimi çıkardım? Neden Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı olduğunda neden altı oku çıkardı yakasından? Altı ok benim canım ciğerim. 15 yaşından beri taşımışım onu. Gençlik kolunda çalışmışım. İlçe başkanlığı, il başkanlığı yapmışım. 16 sene milletvekilliği yapmışım. Bu parti beni bir kamyon şoförünün oğlunu almış, milletvekili yapmış. Cumhurbaşkanı adayı yapmış. O ayrı bir şey. Ama Türkiye'nin %100'ü CHP'li değil ki. Başka insanlar da var. Tek olan şey hepimizindir. Tek olan Atatürk tek, kurtarıcımız tek. Bravo. Atatürk sadece CHP'lilerin değildir. Atatürk 81 milyonundur. Vatan tek. Vatan sadece MHP'lilerin değildir. Hepimizindir. Bayrak tek. Hepimizindir. Cumhurbaşkanı da tek. O da hepimizindir. Partili cumhurbaşkanı olmaz. Bu doğru değil. Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda kısa sürede adil bir yargı düzenini kuracağız ve belli bir süre sonra siyasi parti genel başkanlarını bir masanın etrafında Çankaya Köşkü'nde toplayıp kriz anlarında Türkiye'nin sorunlarını parti başkanlarıyla birlikte konuşacağım. Tarafsız bir cumhurbaşkanı olarak. Türkiye'de bakın, Türkiye'de meydanlarda neyi konuşacağımı söyleyeyim size, neyi? İnsanoğlu kendi kol gücünden, hayvanların gücünden yararlandıktan sonra bir süre sonra suyun gücünden yararlanmaya başladı. Yani değirmenleri falan düşünün. Tribünleri, şeyleri düşünün. Sonra buharı keşfetti, buharı. Buhar enerjisi. Endüstri 1.0. Sonra elektriği keşfetti. Endüstri 2.0. Sonra elektroniği, dijitali keşfetti. Endüstri 3.0. Sonra endüstri 4.0 dedi. Nesnelerle İnsanların iletişimi, insanlarla nesnelerin iletişimi, akıllı fabrikalar. Ey benim aziz milletim, eğer bunu kavrayamazsan 100 yıl fakir kalacaksın, 100 yıl. 250 yıl matbaa geç girdi bu ülkeye. Onun acısını yüzyıllarca yaşadık. Benim size bir fizik öğretmeni olarak
AK Parti'ye oy vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Sizin çocuklarınız CHP'lilerin çocukları kadar değerlidir. Gözümde hepsi aynıdır. Ben bir öğretmen gözüyle söylüyorum. Ben çocuklarınızı iyi yetiştirmek istiyorum. İyi yetiştirmek istiyorum. Anneler! Her yıl bakın bu büyük devrimi gerçekleştirebilmemiz için enerjiye ihtiyacımız var. Enerjiye. Bu enerjiyi yenilenebilir enerjiyle kuracağız. Rüzgar ve güneş enerjisiyle. Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli %130'unu karşılıyor. Yani yüzde tükettiğimizin hepsini karşılıyor, 30 da artıyor. Ama güneş enerjisinde bir sorun var. Onu depolamak zor. Yani pilleri, bataryaları zor. Ben size söz veriyorum. Her yıl 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğim. Her yıl 10 bin öğrenci. Bravo. Türkiye'nin en akıllı çocuklarını yurt dışına göndereceğim. O saray var ya saray. Asla orada oturmayacağım. Asla. Ama o kadar masraf edilmiş madem, orayı Türkiye'nin en akıllı çocuklarına vereceğim. Lisans üstü eğitim için en akıllı çocuklarına vereceğim. Hükümet Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekliye 1000 lira verdi. Teşekkür ediyorum. Sayın Erdoğan'a, Bakanlar Kurulu'na teşekkür ediyorum. Biz önermiştik maaş. Ezan okuyun. 2 dakika bekleyin. Şunu bir anlatayım. Başkanım su içmiyor. Su içmiyor. Adam ne diyor bak. 1000 lira hükümet ikramiye verdi. Neye verdi? Adam boyunca topluyor. Boşuna veriyor. Bağırma ya, ben yetim miyim? Ne bağırıyorsun? Oyu bana verdi. Yaşa. Gerçi yetimim valla. Babam rahmetli oldu. Yok, daha fazla konuşursam ince hastalığa tutunacaklar. Onun için korkuyorum biraz. Ben vereceğim diyecektim. O zaman muharebeci olur.
şey de varmış. Tamam. Osman Ürün, bizim Aziz Kocaoğlu CHP'de değil mi? İzmir'deki. Ben CHP'de değil mi? O da var burada. Adam hakikatini konuşuyor. Evet, yargıyı diyorsun. Onu anlatıyorum zaten. Denizli, beraber bir selfie çekilelim mi? Evet. Kaldırın bayrakları. Hadi. Bayrakları kaldırın. Kaldır. Ha. Çekeyim bir şimdi. Şimdi gençlere anlatıyordum, gençleri. Onlara sokaklarda bağırıp çağıran bir cumhurbaşkanı değil. Onlara uzay madenciliği diyen, onlara kuantum diyen, onlara gelecek diyen bir cumhurbaşkanı. Nasıl ki biz emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki maaş dedik. Onlar da biner lira verdi. Sağ olsunlar, teşekkür ederiz. Bir öğretmen cumhurbaşkanı olarak, fizik öğretmeni cumhurbaşkanı olarak gençlere, üniversite öğrencilerine sözümdür. 19 Mayıs'ta gençlik bursu, 29 Ekim'de cumhuriyet bursu. Beşer 100 lira, karşılıksız 1000 lira verilecektir Türkiye Cumhuriyeti tarafından. Yetmez. Yetmez. Pamukkale'ye giriş kaç para? 35 lira mı? Türkiye Cumhuriyeti'nde Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı olduğumda öğrenci kimliğini gösteren herkes bütün müzelere bedava girecek. Bir öğrencinin müzeye girmesi eğitimin bir parçasıdır. Bu parayla olamaz. Bir örnek daha. Bir örnek daha. KPSS'ye giriyor. TUS'a giriyor. Üniversite sınavına gidiyor. Sınav ücreti alınıyor. 200-300 lira çocuklardan. Eğer 81 milyonluk bir ülke gençlerine sınavı parayla yapıyorsa yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Sınav ücretlerini kaldıracağız. Ah ah, bir şey daha söyleyeyim bak. En önemlisi, en önemlisi. En önemlisi. Şu anda 10 bin dolayında bilgisayar mühendisimiz var, kadro. En kısa sürede bunu 10 katına çıkaracağız. 10 katına. Bu ülkeyi böyle kalkındıracağız. Evet. Meydan meydan geziyor, diyor ki tek dertleri diyor beni indirmek. Vallahi değil, billahi değil. Benim derdim Türkiye. Benim davam Türkiye. Benim davam bu ülkenin gençleri. Ben o çocuklara fizik anlattım. O çocuklar mühendis oldu, doktor oldu, profesör oldu.
Ben o çocukların işsiz kalmasına dayanamıyorum. Bir insanı hayatta üç kişi kıskanmaz. Anası kıskanmaz, babası kıskanmaz ve öğretmeni kıskanmaz. Evet, doğru. Öğretmen onda kendini görür. Şimdi ben Türkiye'deki 1 milyon öğretmene sesleniyorum. Değerli meslektaşlarım, sağı solu yok bunun. Sağı solu yok. Bu gençlere iş bulmamız lazım. Bu gençlere bir öğretmen anlayışı lazım. Hepinizden görev bekliyorum. Hepinizden destek bekliyorum. Eğitim sorunuyla ilgili nerede konuşacaksın diye gazeteciler sordu. Anlatayım. Türkiye'nin en köklü öğretmen okullarından birisi, eğitim fakültelerinden birisi Necati Bey Eğitim Fakültesidir Balıkesir'de. Şimdi de bir arkadaşımı görüyorum oradan. O benden fazla yaşlanmamış. İki gördüm. Evet. Görüyorum. Reklam. Ha Mustafa abi sen de varsın da sen bizim sınıfta değildin abi ya. Evet. Sen babam yaşındasın abi ya. Evet. Şimdi ne yapacağım? Okul arkadaşlarımla birlikte okulun önüne gideceğim. Okuldan transkriptimi alacağım. 8 senede hangi dersleri okumuşum? 18 yaşında beraber çektirdiğimiz fotoğrafları alacağım. Diplomamı alacağım. Orada açıklama yapacağım. İyi olur mu? Olur. Güzel olur değil mi? Evet, güzel olur. Olan açıklasın, ne diyeyim? Şimdi ne diyor? Tek dertleri beni indirmek. Vallahi değil, billahi değil. Değil. Benim derdim doları indirmek. Benim derdim euroyu indirmek. Faizi indirmek. Mazot parasını indirmek. Gübreyi indirmek. Benzin parasını indirmek. Ha eğer diyorsan onlar inmesi için senin de inmen gerekiyor mu? Gerekiyor. İn be kardeşim o zaman. İn ne olacak yani? Yani meydan meydan gezip ne diyordun? Dünya beşten büyüktür diyordum. Evet. Türkiye'de birden büyüktür. Türkiye'de birden büyüktür. Evet. Biz şimdi ne yapacağız? Gençler, size o kredileri, ücretsiz sınavları söyledim ama daha önemli bir şey söyleyeyim size. Size özgürlük gelecek, özgürlük. Özgürce Twitter'ı kullanacaksınız, özgürce. Bir tweet attı diye gece sabah Cumhurbaşkanlığı tarafından hapse atılmayacaksınız. Böyle bir şey olmayacak. Özgürlük gelecek. Evet. Cumhurbaşkanlığı hakaret suçunu kaldıracağız zaten. Ya. Evet, kaldıracağız onu. Neden kaldıracağız biliyor musun? Cumhurbaşkanı kimseyi sinir etmeyecek. Kimsenin damarına basmayacak. Evet, Cumhurbaşkanı millete küfretmeyince millet de ona küfretmeyecek. Evet. Zaten gerek kalmayacak. Son aklınıza takılan bir şey var. Muharrem İnce, anladık tamam sana destek vereceğiz. Ama oylarımız ne olacak diyorsunuz sandıkta, YSK'da. Burada avukat arkadaşlarım var mı? Avukat arkadaşlar bir el kaldırır mı? Türkiye çapında avukatlara sesleniyorum. Cübbelerinizi araçlarınızın içinde tutun. 24'ünde Yalova'da oyumu kullandığımda arabaya binip hemen Ankara'ya gideceğim. Ola ki gerekebilir, binlerce avukatla cübbelerini giymiş, onlarla birlikte YSK'ya gideceğiz. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Benim sizlerden Türkiye'de barışı gerçekleştirebilmemiz için, Türkiye'de ekonomik büyümeyi gerçekleştirebilmemiz için, Türkiye'de adil bir paylaşımı, adil bir bölüşümü gerçekleştirebilmemiz için istediğim küçücük bir şey var. Ne istiyorum biliyor musunuz? Ben sizden bir avuç pirinç istiyorum. Size bir kazan pilav yapayım onunla. Bravo. Denizli hazır mı? Hazır. Vallahi gitmek istemiyorum. Gitme başkanım.
Denizli hazır mı? Peki bir söylediğimi şimdi tekrar eder misiniz? Hepimiz eder miyiz? Hadi bakalım başlıyoruz. Herkes ama. Bir çivi. Olmadı. Dost var düşman var. Hadi en son. Bir çivi. Bir nalı kurtarır. Bir nal. Bir atı kurtarır. Bir at. Bir yiğidi kurtarır. Bir yiğit. Memleketi kurtarır. Helal olsun sana Denizli. Sağ olasın. Var olasın. Çal bakalım müziğimizi.